Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit ve burası kelimelerin geldiği yöne giden Nereden Geliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bir bayram vesilesiyle yine kaçamaklardayız. Hatırlarsanız daha önce Kurban Nereden Geliyor ve Bayram Nereden Geliyor videolarını yapmıştık. Bu Kurban Bayramı'nda da yine video formatımızı kurban edelim dedik. Ne şerefine? Zeus Altarı şerefine. Şu an Kaz Dağları'nın tepesinde bulunan Zeus Altarı ya da Zeus Sunağı'ndayım. Burası eskiden insanların kurban edildiği ya da hayvanların kurban edildiği bir yermiş. Altar bu anlama geliyor. Kurban bayramıyla doğrudan olmasa da dolaylı olarak bağlantılı, böyle vesile olsun istedik. O zaman Zeus nereden geliyor? Arkadaşlar, size Zeus'un ve altarının hikayesini yukarıda o tepeden, altardan anlatmaya devam etmek isterdim ama diğer turistlere, ziyaretçilere rahatsızlık vermek istemedim. Kendim de açıkçası biraz dikkatim çok dağılsın istemedim. Onun için altardan geri Kaz Dağları'nda yürürken devam edelim istedim. Peki şimdi konumuz Zeus olacak ama önce şu altar kelimesini aradan çıkaralım. Altar nereden geliyor? Altar aslında İngilizceden aldığımız, altar. İngilizceden aldığımız bir kelime. Ama buraya da Latinceden gelmiş. Altare kelimesinden gelmiş. Ki bunun içerisinde de altus kelimesi var. Bu yüksek anlamında. Altare denen ya da İngilizce'de altar denen şey de Tanrı'ya kurbanların adandığı, sunulduğu yükselti, yüksek yer anlamında. Bu Kaz Dağları'nın tepesinde bulunan bu Zeus altarının da Zeus'a adaklar sunulan yer olduğu düşünülüyor. Bu Bergama'da bulunan Zeus sunağı değil yalnız. İkisini karıştırmamak lazım. Bu Kaz Dağları'nda bulunan daha ufak bir sunak. Zaten diğeri de bildiğiniz gibi işte Almanya'ya gitti. Büyük olaylar oldu daha önce. Şimdi Zeus'a gelecek olursak. Aslında kafamda kesinlikle böyle bir şey yoktu. Yani aklımda Zeus nereden geliyor, bir Yunan tanrı ismi nereden geliyor diye bir bölüm yapmak yoktu. Ama biraz bu tatil, bu gezi bunun vesilesi oldu. Eşim önerdi bu ismi. Zeus altarını yapsana dedi. Ben de dedim ya, Zeus'tan ne çıkacak Allah aşkına. Ama bazen bazı kelimeler öyle güzel şeyler veriyor ki şaşırıyorsunuz. Böyle bir anda sanki bir hazine bulmuş gibi hissediyor insan kendini. Zeus kelimesinin nereden geldiğine baktığımda da aynen böyle hislere gömüldüm. Çünkü Zeus aslında bildiğiniz gibi Yunan tanrısı, hatta Yunan tanrıları içerisindeki en ulu, en yüce tanrı, göklerin tanrısı, tanrıların babası Zeus. Ve Zeus'un ismi Deus kelimesiyle kökteş. Deus kelimesi de tanrı anlamına geliyor. Hatta deizm dediğimiz zaman mesela deizm kelimesi de Deus'la aynı kökten geliyor. Peki Deus nereden gelmiş? Bu bir Hint-Avrupa köküne uzanıyor. O da Dieu diye bir kök. Buradan bir sürü şey türemiş. Mesela demin dediğimiz gibi deist, deizm kelimeleri buradan geliyor. Daha sonra carpe diem, anı yakala anlamında mesela o kullanılan söz var ya, Ölü Ozanlar Derneği filminde de vardı, carpe diem. Buradaki diem de o gün yine bu kökten geliyor. Daha sonra meridyen kelimesi, meridyen aslında gün ortası anlamında. Şimdi Tanrı'yla günün nasıl bir alakası olabilir? Şimdi Zeus'tan girdik, Tanrı'ya geldik, oradan da gün fikrine geldik. Çünkü bütün bu saydığımız kelimeler, işte Zeus'uydu, Deus'uydu, diem gün anlamında, tüm bu kelimelerin ortak noktası bu Hint-Avrupa kökü Dieu. Bu da zaten ışımak, parlamak anlamına geliyor. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi parlayan, ışıyan şey nedir? Güneştir, ışıktır. Buradan çıkan aydınlık fikri de insanlık tarihi boyunca her zaman tanrılarla, yücelikle, işte göklerle bağdaştırılmış. Bunun için bu Dieu köküne hem tanrı ile ilgili kelimelerde hem de günle ilgili kelimelerde rastlayabiliyoruz. Hatta bu kökten gelen son bir bonus kelimeye değinmeden edemeyeceğim. O da Jüpiter kelimesi. Jüpiter bildiğiniz gibi Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Ama aynı zamanda Jüpiter
Roma mitolojisindeki Zeus, yani Zeus'un dengi diye düşünebiliriz. Bu arada gezegenlere ilgi duyuyorsanız gezegen nereden geliyor videomuzu da şiddetle tavsiye ederiz. Orada da Jüpiter'den bahsetmiştik. Bu bölüm özelinde Jüpiter'in anlamı da şu: aslında Jüpiter kelimesi Zeus kelimesiyle aynı yerden geliyor. İkisi de bu Dieu kökünden geliyorlar. Çünkü Jüpiter'in başındaki o Jove kelimesi işte göklerin en büyük tanrısı, işte göklerle bağdaşan ve işte ışıkla, parlamakla, o gökyüzündeki güneşin parlaklığıyla bağdaşan tanrı oluyor. Jüpiter'in sonundaki o Peter kısmı da aslında peder, yani baba. Yani tanrı baba, Zeus baba gibi bir şey oluyor Jüpiter Romalıların dilinde diyerek bu bölümümüzün sonuna gelelim. Bugün size bu bayram tatili vesilesiyle Kaz Dağları'ndan, Zeus altarından, sunağından seslendik. Umarım siz de çok güzel bir kurban bayramı geçiriyorsunuzdur, geçirirsiniz sevdiklerinizle, yakınlarınızla. Bu vesileyle hepinizin bayramını kutlayalım ve bir sonraki bölümümüzde yine bizimle kelimelerin geldiği yöne gitmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Ve o zaman görüşmek dileğiyle, rüzgar daha da patlamadan kendinize iyi bakın.